9 Ocak 1916'da son İngiliz gemisi de Seddülbahir'den çekildi ve zafer Türk milletinin oldu. Burada bir ruh ortaya çıktı. Çanakkale ruhu. Çanakkale ruhu, birlik ve beraberlik ruhudur. İnsanların dünyevi her türlü arzularını, menfaatlerini bir kenara bırakıp, ülkesi için, vatanı için canını bile verdiği bir haldir. Şehitlerin kanlarıyla kutsanmış bir ruh. O ruh, o inanç, o azim ki dağılan, kopan bir milleti birbirine kenetleyecek, genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Cumhuriyeti kuranları, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere iyi bir eğitimden geçirmiş, onları millete takdim etmiştir. Bu vatanı, kendi vatanı bilen, vicdanını, cüzdanından çok önemseyen bu milletin, her bir ferdinin içinde, Türk milletinin harcı olan Çanakkale ruhu içimizde ve bu ruhun mayası olan aziz şehitlerimizse aramızda daima yaşayacaktır. Bir milletin kahramanlık destanları muharebelerde, kahramanları da o muharebeler esnasında ortaya çıkar. Çanakkale destanını ve bu mahşerden çıkan kahraman dedelerimizi, yani vatan kurtulmadan dönmeyi düşünmeyenleri minnet ve şükranla anıyoruz. Yokluktu, yoksulluktu Anadolu. Bozkır'ın orta yerinde bir çocuk doğdu. Adı Mehmet oldu. O şehit oğluydu. Daha doğmadan yetim oldu. Anası kaptı Mehmet'i, koştu, tarlada ırgat oldu. Eski bir yorgana sardı Mehmet'i, toprağa koydu. Gün oldu meme emdi, karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu aç kaldı, susuz kaldı. Gün oldu toprak onun yatağı oldu. Mehmet, toprağın üstünde 40 günlük bebek oldu. Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu elleri. Güneş kararttı tenini. Mehmet'in aklı erer oldu, babasını sordu. Dedi anası şehit oldu. Gövdesini toprak yaptı, vatana kattı. Senin baban toprak oldu. Mehmet'in aklı ermedi. Babası nasıl toprak olurdu? Gün geldi, düşman Çanakkale'ye geldi. Toprak dedi, Mehmet'in yaşı 17. Toprak benim babam dedi, vermem dedi. Mehmet, Mehmetçik oldu. Anası onu son kez doyurdu. Koştu Çanakkale'ye, Mustafa Kemal'in askeri oldu. Gün oldu karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu aç kaldı, susuz kaldı. Gün oldu toprak onun yatağı oldu. Mehmet toprağın üstündeki 40 günlük asker oldu. Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu ellerini. Güneş kararttı tenini, Mehmet'in aklı erdi. Hatırladı babasının gövdesini toprak yaptığını. Anladı babası nasıl toprak oldu. Mehmet, Mehmetçik oldu, çelik oldu, duvar oldu, Çanakkale geçilmez oldu. Ateş kustu düşman, mermi kustu, bomba kustu. Durdu Mehmet, çöktü dizlerinin üstüne. Kan vardı göğsünün üstünde. Alnını toprağa koydu, toprak kan oldu. Yattı toprağın üstünde 40 günlükken yattığı gibi. Tuttu toprağa 40 günlükken tuttuğu gibi. Mehmet şehit oldu. Mehmet toprak oldu, toprağa renk oldu. Bayrağı kırmızı oldu. Gelin kızın halısına boya oldu, desen oldu. Aşığın dilinde türkü oldu. 250 bin Mehmet şehit oldu. 250 bin Mehmet toprak oldu. Toprak bize vatan oldu. Vatan oldu. Vatan oldu. Mm-hmm.